Merhaba tarih severler. Bay Tarih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Burundi'nin tarihini hıphızlı ve... biraz sessiz olabilir misiniz? Kime laf anlatıyorum ki? Burundi ya da resmi adıyla Burundi Cumhuriyeti. Gördüğünüz gibi Afrika'nın tam da bu kısmında. Doğu Afrika ile Afrika büyük göllerinin kesiştiği Büyük Rift Vadisi'nde yer almakta olan Burundi'nin komşuları ise kuzeyde Ruanda, doğu ve güneydoğuda Tanzanya, batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'dir. Ülkenin yüz ölçümü 27.834 km² ile Türkiye'nin Sivas ilinden küçüktür ve bu küçük ülke 11.800.000 insana ev sahipliği yapmaktadır. Ülkedeki en büyük sorun olan açlık ve sefaletin en büyük nedenlerinden biri de bu nüfus ve yüz ölçümü orantısızlığıdır. Ülke, 1916'da önce Almanya, sonra Belçika birliklerinin de ülkeye girmesi sonucu Belçika tarafından işgal edilmiş ve sömürge statüsü verilmiştir. Yeter Almanya! Artık sömürülmek istemiyorum! Oh be! Sonunda kurtulduk. Ülkenin para birimi Burundi frangıdır ama ekonomik durumları o kadar kötüdür ki ülkedeki alışverişlerin %95'i eski çağlardaki gibi takasla yapılmaktadır. Sen ateş ver, ben taş ver. Güzel anlaşma. Burundi'de 3 halk vardır. Birisi hayvancılıkla uğraşan uzun boylu Tutsiler, diğeri ise tarımla uğraşan kısa boylu Hutular ve diğeri ise çok aşırı kısa boylu oldukları için pigme olarak adlandırılan Tıvalar. Burundi küçük bir ülke olmasına rağmen tarihi çok kanlı soykırımlarla doludur. Gelelim Tutsilerin yaptığı kanlı Hutu soykırımına, yani İkiza. Başta elit ve eğitimli Hutuları katlederek başlayan İkiza, Hutularda karşılık verince karşılık bastırılıp ülkedeki çoğu Hutu öldürülmüştür. Kayıplar hakkında hiçbir bilgi olmasa da tahmini olarak 100 ila 300 bin Hutu'nun öldürüldüğü biliniyor. Ve ülkenin şu an eğitimden yoksun olmasının büyük nedenlerinden biri de budur. Evet, bir hıphızlı tarih videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve diğer içeriklerime de göz atmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ah, yine mi?